İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Emin Dönmezer'in darp iddiası belediye meclisinin gündemine damga vurdu. Seydi Karakuş mazeretli olarak toplantıya iştirak etmediler. Gündem maddelerini görüşmek üzere toplanan İskenderun Belediyesi meclis toplantısında gündem dışı söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyesi Gazanfer Dik, söz konusu darp iddiasının İskenderun adına kaygı verici olduğuna dikkat çekti. Bu İskenderun halkının ne kadar rencide olduğu, rahatsız olduğu, hatta kaygı duymaya başladığı bir hadise olarak önümüzde duruyor. İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil'e yaşanan süreci anlatan Gazanfer Dik, siz ne kadar rahatsız edilen sözleri muhatap olduysanız, siz bu kentin yedi eminisiniz dedi. Hatta iseniz dahi siz bu kentin yedi eminisiniz. Bu kent size, bu halkı ve bu kenti emin insan olarak teslim etti. Dolayısıyla sizinle muhatap olan her bireyi saygıyla karşılamak, onun hukukunu da korumak durumundasınız. Dik'in konuşmalarına cevap veren Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise yaşananların üzücü bir hadise olduğunu ifade edip herkes haddini bilecek dedi. Anlayışla karşıladı. Biz de geldik dedik ki arkadaş bizim de bir ekibimiz var, siyasette usul böyledir. Ama dedi ki idare edin, şunu yapın, bunu yapın. Bir ay, iki ay, üç ay zaten lojmanlar görev tahsisidir. Yani görevliysen verilir. Başkan yardımcısısın, özlük haklarına dokunamazsın zaten. Dedim ki bari hiç olmazsa git. 6 ayda daha 8 saat çalışmadı bu adam. Nereye gönderdiysek yarım saat sonra kaçtı. Kayıtlar var, fotoğraflar var. O da önemli değil. Ondan sonra 6 ay geçti, çağırdık. Dedik arkadaş bizim de ekibimiz var, bizim de insanlarımız var. Yani bu Mete'de de, Yusuf'ta da, burada da, benden sonra gelecek olanlar da isteyecek. E tabi geldi çağırdım. Refüze olmasın diye orada da kimseyi bırakmadım. Masamdan da kalkmadım. Sadece burada söylemeyeyim bir şeyler vardı. Eli kol hareketleri filan. O anda çocuklar aldı dışarı çıkardı. Aramızda 3 metreden daha fazla da mesai var, yanına dahi yanaşmadı. Bu konuyu ben kapatıyorum. Bu konular bizim şey, görevimiz değil. Keşke olmasaydı ama bir belediye başkanı da mevkisini, makamını bilecek. Başkanlar ekibiyle gelir, ekibiyle gider. Siz de gelmiş olsaydınız yakınlarınız başkan vekiliydi, muaviniydi veya lojmanları verecektiniz. Bu sistem böyle. O konuda hiç önemli değil ama öyle bir dark mark da yok. Çocuklar aldılar, aşağı indirdiler. Bu bir komployu. Benim ona vurmam gerektiğini düşündü. Tabii biz böyle bir hataya düşmedik. Bu konu olmasa daha da iyi olurdu. Bu konuyu kapatıyoruz. Başkan Seyfi Dingil'in ardından Karayılan'daki kültür merkezi hakkında soru soran MHP'li belediye meclis üyesi Osman Çolak, Hür Haber gazetesinde yayınlanan Karayılan mahallesindeki kültür merkezini anlatan bu nasıl iş başlıklı haber ile ilgili belediye başkanı Seyfi Dingil'den cevap istedi. Kültür sarayını işleten firma kimdir? İskenderun yerel gazetelerinde 27 Ağustos tarihinde kültür sarayına işe alınacak diye eleman aranıyor ilanları çıkmıştır. Yetkili müdür bu konuya cevap verebilirse memnun olurum. Hayır, hayır. Karayılan Mahallesi'nde bulunan kültür merkezinin kimselere ihale edilmediği yönünde cevap veren Belediye Başkanı Seyfi Dingil ise sözlerine şöyle devam etti. Kaç tane etkinlik ben yaptım. Bakanlar Kurulu geldi, işte Devlet Su İşleri, şu büyük genel müdürlerimiz geldi. Orada briefing verirken Akdeniz Mutfağı'na dedik ki kardeşim gel bize hizmet et. 3-5 gün etti, şimdi şu anda da terk etti. Hatta mecliste de biz bunları özelleştirelim mi? Nasıl bu yükün altından kalkalım? Benim sosyal tesislerde 250 kişi var arkadaş. 5 kuruş gelir yok. Çay 75 kuruş 1 lira. Her ay 500 milyar ben işçilik ödüyorum. Bu yükten kurtulmak için de hem CHP'ye hem MHP'ye hem de benim arkadaşlara bir komisyon kurun dedim. Hatta dün encümende de Muhittin Bey vardı, Fatma Hanım vardı. Bir ortak çalışma yapalım. Bu yükü sırtımızdan atalım. Çünkü gelirimin %70'i gitti. Bu tesislerde, spor tesislerinde, şeyde siz söyleyin, Karayılan'da, Sarıseki'de gerçekten güzel tesisler var. 6 ay oldu, çürümek üzere. Bunlar için bir çözüm bulalım, halkımıza nasıl yansıtalım ama bu arada da ben bu yükten nasıl kurtulurum diye meclis üyelerine, encümene de söyledim, bir çalışma yapın dedim. 250 kişi, 500 milyar bu yükten kurtulmamız lazım.